Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Where are you? Are you here? Israr ediyor cevap vermeme konusunda. Sorun değil. Evet, yine geldik. Lanetli evdeyiz. Carla Norris. Tütsü kullanarak hayaletin yakınlarını alın temizleyin. Hayaletin mumu söndürmesini sağlayın. Tuzun üstüne yürümesini sağlayın. Bunlar basit şeyler dostum. Bize daha zor görevlerle geldi. Evet, şu anda ne yazık ki üzgün olarak söylüyorum ki ışıklar alt katta, şarteller. Zaten bir günde şöyle hemen kapının girişine koymayın. Ben koşa koşa gideyim aşağıya kadar yani. Evet, bir tane fotoğraf makinesi, bir tane fener ve bir tane EMF okuyucu alıyoruz. Bunlar bizim için başlangıç olarak yeterli. Carla. Carla. Geldim. Lanet olsun, gene anahtarı unuttuk. Camdan falan giremiyoruz değil mi evlere? Artık öyle bir şey yok yani. Yani önce de yoktu gerçi de. Şu anahtarı ver dostum. Araba anahtarı gibi ev anahtarı mı olur zaten ya? Bu ev benim için lanetli ev arkadaşlar. Girer girmez tarot kartı buluyor muyuz? Hayır, bulamıyoruz. Kemik. Kemiği buraya düşürmüşsünüz dostum. Ben alıyorum. Şimdilik bende kalsın. Şu kapılar neden açık? Ha. Bak şimdi bebeği mi buluyoruz yoksa? Bebek de yok. Büyük olasılıkla nekromansi çemberini görürüz diye düşünüyorum. Hadi artık koş. Nekromans çemberi de yok. Kapı da açık. Şuraya da bir bakacağım. Saklanacak yerleri de kapatmışsınız. Zaten sanki çok fazla yardımcı oluyormuşsunuz gibi. Evet. Give us a sign. Buralarda bir şey yok. Kemiği aldık sadece. Şu tahtaya bakalım. Belki tahta vardır. Aha, ayna var. Garajda. Burada. Geliyorum, geliyorum, bekle. Sen şurada kal. Bunun sağ solu belli olmaz. Şimdi aynayı bulduk. Genel bakıştaki görevlerimiz tütsü, mum, tuz. Bunları da yaparız. Şu evden ne zaman böyle kapıya doğru koşsam içimde hep bir ürperti oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten lanetli bir ev yani. Şimdi şunu başlangıç durumlarında, yani yerleşme ve hazırlanma durumlarında kullanmak lazım. Çünkü hayaletlerin sağ solu belli olmuyor. Rahatça şöyle bir gönül rahatlığıyla bir hazırlık yapalım değil mi? O yüzden akıl sağlığı hapı içiyorum ki kendini kaybetti üzerimize doğru koşmasın. Şimdi demek burada hayalet küresi falan var diyorlar. Bak neyi düşürdüysen yere ona bir bakmak istiyorum ben. Dostum neye vurdun? Bana bir söyler misin? Bir şey attı yere ama. Evet, ilginç şekilde mutfağı bir kontrol edelim. Buralarda her şey normal. Tamam. Sen yine burada kal. Hayalet küresi falan var mı buralarda? Şurada olabilir mi? Kadın.
Hiç tık yok. Olsun olsun. Biz buluruz seni orada. Sen merak etme. Şimdi bir tane tuz, bir tane haç. Aslında UV fenerini götürmek daha mantıklı. Şöyle yapalım. Sen gel benimle dostum. Tabi odasını değiştirme ihtimali de var. Yine bakar kontrol ederiz. Bunları şöyle masanın üstüne bırakacağım. Benim ihtiyacım olan şey bir tane termometre ve bir tane de haç alıp geleceğim. Yani odasını değiştirmiş olursa çok sevinirim çünkü benim favori kaçış yerlerimden bir tanesidir garaj. Projektör alalım. Oyuna ilk başladığım zamanlarda bu termometreyi hayaleti uzaklaştıracak ya da durduracak silah gibi düşünüyordum arkadaşlar. Demek buradasın ha. Ve hala buradasın. Dondurucu soğuk da yok. İşin ilginç tarafı. Bak yine bir şey düşürdü orada. Al şunu. Sen şurada kal dostum. Kutulardan bir yerlerden ses geliyor buralardan. Dostum nerelere dokunuyorsun sen ya? Buraya mı dokundun? Yok. Hayalet buraya dokundu. Aha, saklanacak yeri buraya yapmışlar. Kendini bari göster, şurada fotoğraf alalım ya. Şimdi. Hala içeride olduğuna göre şunları kapı önüne koyalım. Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Where are you? Are you here? Israr ediyor cevap vermeme konusunda. Sorun değil. UV feneri, fotoğraf makinesi ve sen gel buraya. Şu arkadan. Bak. Tuzları boşardı harcatacak bana ya. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Yani bir sefer şu arabanın anahtarını almadım. Tuzum. Tuzumu alayım. Arabayı rahat bırak dostum. Yanımda kalsın. Evet, belki tuzlara basmak istersin. Give us a sign. Dostum bir tuza basmak bu kadar zor olmamalı. Hani right falansan bilelim yani. Sen tam olarak şöyle kal. Basarsa görmüş olalım. Ha. Şöyle arka taraflara doğru mu gitmiş bu? Yo. Şuralarda ya. Arabanın etrafında. Şuraya bir bakacağım. Vay. Demek o boşluğa kaçtın ha. Tekrar deniyorum. Are you here? Where are you? Are you here? Yok. Telsizden emin olduk. Telsiz kalabilir burada. Benim fenerim vardı burada bir yerde. Bunu ben bir alayım. Projektörden görüntü verecek misin bize? Hayır, vermeyeceksin. Bak yine bir şeyler düşürdü ya. Yine bir şeyler düşürdü. Şu silikon gibi olan şeyler var ya şunlar. Onlardan biri düştü bak. Evet. Onların sesi geldi çünkü. Aha. Şurada olmalısın.
Dostum neredesin? Şu duvarın arkasında bir yerde çıktı ya. Ya çıkacağın yer de çok enteresan senin. Ne yapayım yani şuradan mı bulayım seni? O zaman sana sen burada kal. Fotoğraf makinesi de burada kalsın. Ya şu arabayı hemen gidelim. Dostum. Tövbe. Tamam kanıt bulduk güzel falan ama bir bırak bizi de bir gidelim. IMF5 var. Telsiz yok. Projektör, hayalet küresi, parmak izi. Bu arada dondurucu soğuk yok. Hayalet yazısı olabilir. Ona baktım henüz bir şey çıkmadı. Hayalet küresi olabilir. Projektör olabilir. Şu an için sıkıntılı hayaletler kategorisine doğru gidiyoruz. Adam kendini duvarın içinde gösterdi ya. Işıklar sönük. Güzel. Evet. Hayalet küresi var mı? Projektör var. Küre yok. Ha çok iyi ya. Rayıcı değil. Goryo. Seni gidi hain Goryo seni. O zaman bir tütsü bir çakmak. Devam. Şimdi dostum fotoğraf çekme zamanı. Bak tuzlara basmış olma. Tekrar kamyona gidip tuz almak istemiyorum. Zaten lanetli ayna bulduk. Keşke şöyle bir tarot kartı tahta falan olsaydı. Tuzlara basmış. Ayak izleri çok çabuk kaybolduğu için. Sen burada kal dostum. O tek tuza basmasını beklemeyeceğim çünkü çok uzun zaman alabilir. Bir tane daha tuz getireceğim. Fotoğraflarımı çekeceğim. Daha sonra da buradan bu lanetli evden ayrılacağım arkadaşlar. Evet, bayağı uzun zamandır da koruyor çıkmıyordu. Sen benimle geliyorsun. Hadi seni de alayım yanıma. Yo, bir dakika. Sen gelme. Mum görevimiz var bizim. Ütü ve mum görevimiz var tabii ki. Şöyle papaz gibi elimizde mumla eve girmeyelim mi? Evet. Şöyle koysam bu mumu söndürür müsün benim için? Nereye koyalım bunu? Bu taraflarda falan geziyor bu daha çok. Şu bir. Şu iki. Tuz burada kalsın. Onu birazdan tekrar alacağım. Fotoğraf makinesi mumu söndürdü. Şurada bir tane yeni bir fotoğraf makinem olması lazım. Evet çok güzel. Evet sendeyiz. Çok güzel. Bu tarafa değil, o tarafa gideceksin dostum. Bak. Böyle bir hohlama şekli yok yalnız. Çıkmadın değil mi dışarıya? Evet çıkmadın. Ya iki kare fotoğraf çektik diye hemen aklımızı almaya çalışma canım sen de. Daha 5 kare fotoğrafa ihtiyacım var. Hadi yap şunu. Bunu şöyle atalım. Sen geliyorsun tekrar. Bak tuzlara bastı gidiyor. Dostum nereye gidiyorsun ya? Sen görürsün sen. Al. Sen şunu bir al. Şu bir. Şu iki. Tütsüyü görünce neşesi kaçtı. Tabii öyle olur zaten. Şimdi sen bir bekle bakalım. Ben bir tütsü alıp geleyim. Ya arabanın. Gidiyorum kardeşim. Oynama beni. Bütün fotoğraflar tamam. Genel bakış tamam. Kanıt, hayaletler tamam. Ayna da var. Hani tarot kartı, nekromansi çemberi ya da işte Ouija tahtası olsaydı eğlenirdik içeride. Bir saklambaç oynardık ya da kart çeker, rulet yapardık.
veya ne bileyim tahtayla biraz sinirlendirirdik. Çemberden bunu görebilirdik. Şu an hiçbir şeye ihtiyacımız kalmadı. Her şeyimiz tamam. Kusursuz bir şekilde 4 görevimiz de tamam. Gidiyoruz. Goryo ha?